Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Bugün Selamun Aleyküm video ile arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere çok bahsetmiş olduğum Fişek United kadrosunu kuracağız arkadaşlar. Bu kadro müthiş. Geçen sene hatırlayacaksınız arkadaşlar Fekirler, Valiboyanlar falan çok fişek bir kadro vardı. Melo, Medel, Casares, Juan Jesus, Rudiger'li müthiş bir kadro vardı. Bu sene de arkadaşlar tıpkı onun gibi bir kadro kurdum. Bugün üniversiten bitti. Bugün bu kadroyu denedim ve mükemmel arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım hesaplarını kullanmıştım ama dediğim gibi şu anda o kendisi futbol Champions oynadığı için onun hesabına giremiyorum arkadaşlar. O yüzden sizler için ben ikinci hesabımı kurdum. Kadro bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz Braithwaite, Fekir, Sisoko, Lemar, Ben Arfa, Kripyen, e, Bakoyoko, Varan, Zuma, Umtiti, Karede, Areola. Yedeklerde ise arkadaşlar Renato Sanchez. E, yerine Romain Alessandrini ve Lemar'ın yerine de bu abimiz var arkadaşlar. Kadro tamamen müthiş bir kadro. Tamamen fişek bir kadro. Mükemmel ötesi bir kadro arkadaşlar. Görüyorsunuz Braithwaite burada. Nabil Fekir'in R1 kartı burada. Hatem ben Arfa. Burada arkadaşlar sağ ve sağ Sissoko kullanıyorum. Sol kanadımda Lemar kullanıyorum. Defansa Varan, Zuma, Umtiti ve Areola. Şimdi bu kadro neden fişek arkadaşlar? Bu kadronun fişek olmasının sebebi bu iki tane CDM görüyorsunuz ya bunlar müthiş pres yapıyor arkadaşlar. Bakayoko ve Kırpiyen müthiş yani gerçekten. 10 üzerinden 10 veririm. Helal olsun diyorum. Torius Söy falan herkes denedi. Merak etmeyin yani. Bu en fişek hali bu arkadaşlar. Solda Lemar'ı oynatıyorum. Lemar neden oynatıyorum arkadaşlar? 3-5-2'de sağ ve solu aslında hem atak hem de geri yönlü olarak düşünüyorum. O yüzden Sokko ve Lemar'ın e, ee, i̇kisinin defansları da iyi olduğu için arkadaşlar mükemmel verim alıyorum. Özellikle Lamar'dan felaket bir verim alıyorum. Defansa zaten bahsetmeye gerek yok. Hepsi hızlı. Kafa toplarına hakim ve müthiş arkadaşlar hepsi de. Forvet'e zaten Braithwaite oyunun en OP katlarından bir tanesi. Tabi yanında bir Fekir. Mane yani Mother Fekir. Burada da arkadaşlar Hatem Ben Arfa var. Mükemmel bir kadro. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte birazcık da maç özetlerine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yapmış olduğum maçın özetini izleyeceğiz. Dediğim gibi dışarı çıkacağım için bugün üniversiten bitti arkadaşlar arkadaşlarım dışarı çıkacağım için maalesef bir maç yapabildim sizler için ama bu maçta da zaten almam gereken verimi almam gereken klipleri sizler için derledim. Öncelikle arkadaşlar bu takımla maç yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Sağ kanadınız ve sol kanadınız normalde işte oynadığınız gibi hızlı ve dribbling yapan aman aman şeyler bekleyeceğiniz şeyler oyuncular olmaması gerekiyor. Sağ ve sol kanadınızdan arkadaşlar oyunu çift yönlü açmanızı beklemeniz gerekiyor. Yani sağ ve sol kanadınızdan çok fazla gol verimi beklemeyeceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Mesela ilk golümüzü görmüş olduğunuz gibi takımımız hızlı olduğu için ve 3-5-2'de orta sahamız çok yoğun olduğu için arkadaşlar güzel bir şekilde pas yapıp ve düzenli pas yaparak Lamar'la golümüzü bulduk arkadaşlar bu pozisyonda. Dediğim gibi çok fazla kalabalık olduğu için takım çok daha rahat pas yapabiliyorsunuz. Aralara daha fazla oyuncunuz kaçıyor. Burada arkadaşlar hemen ilk yarıda bir oyuncu değişikliği yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Solda Lemar'ı çıkarıyorum arkadaşlar. Ve Lemar'ın yerine o sol bek abimi sokuyorum. Sağda Romain Alessandrini'yi sokuyorum arkadaşlar. Bunu tam tersini yapabilirsiniz. Yani başlayıp ikinci yarısı sokup defans yaptırabilirsiniz. Bu size kalmış ama ben bu şekilde oynattım arkadaşlar. Ve çok fazla verim aldım. Orada sakinim. Bakayoko ve Kırpiyen midir? Nasıl hiç? tam okun okunuşunu bilmiyorum. Bakayoko zaten müthiş. Kırpiyen müthiş arkadaşlar. İkisi de çok hızlı ve çok böyle vücutlarını çok iyi kullanabiliyorsunuz. Yani çok hızlı geri dönüyorlar, vücutları geri dönüyor. Çünkü Tolisto'da arkadaşlar bir ağırlık vardı. Yani Tolisto'da bunlar kadar hızlı, bunlar kadar akıcı defans yapamıyordum. Ama Bakayoko ve diğer abimiz gerçekten işimizi çok iyi görüyor. Forvette arkadaşlar zaten Kripian, pardon, Braithwaite ve Nebil Fekir'in ee, önderliği müthiş. Aynı şekilde Ben Arfa'nın orta sahadan dikine giderken ki dribblinglerine yani 5-star olmasına yararlanarak çok rahat bir şekilde orta sahada geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Defansa zaten Umtiti, Varan ve Zuma hız olarak zaten arkadaşlar orta düzey bir hızları var. Yani yeteri kadar hızları var. Onun dışında zaten hepsi Fransız. Ee, onun için kimya da yapıyorlar arkadaşlar. Ve aynı şekilde kafa toplarında hakimiyetleri müthiş. Burada zaten görüyorsunuz mükemmel bir top kesme. Yani takımın gerçekten yani ben geçen seneki fekiri takımda da bunu hissediyordum. Takım basıyor yani abi hani ben çok takımla oynadım da Pogba'larla falan ve baskı kuramıyordum. Ama ben nedense bu tür takımlar arkadaşlar çok daha rahat oynuyorum ve çok daha rahat baskı kuruyorum. Ya yani sebebini bilmiyorum ama ya ben kendimi öyle e, yani kendi kafamı öyle koymuşum işte ben ucuz kadrolarla oynayacağım diye. Ya ondan ya da gerçekten kadrolar çöküyor arkadaşlar bilmiyorum ama geçen sene fekiri kadroyu çok öven duymuştum ben takipçilerimden sizlerden. Sizlere de bu takımı kurmanızı öneriyorum. Çok ucuz bir takım arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceğim şey şu. Yedeklerden Renato'yu arkadaşlar orta sahaykenizden ben başta sokmayı unuttum ama aslında Renato'yu dakika 70 gibi orta sahalarınızdan hangi, hangisi en çok yorulduysa veya sarı kartı falan varsa ona bakarak Renato'yu da oyuna sokmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi bu yedekler de zaten müthiş oluyor. Özellikle sol kanadımıza soktuğumuz sol bek abimiz müthiş arkadaşlar. Onda pozisyonları gelecek. Onları da göreceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar defansımız hemen Gereken presi yapıyor, topu alıyor. Ee, açık oynamamanız lazım. Defansınızı kesinlikle ileriye çıkarmamanız lazım. Bunu oyun şeyinize bakın. Burada gidiyor mesela soldan görüyorsunuz. Ee, en önemli nokta 3 defans olduğu için işte Varan'dır, Zuma'dır, Umtet'idir her neyse hiçbiriyle arkadaş orta sahaya geçmeyin. Yani onu alıp koşup pas atmaya çalışmayın. Her seferinde orta sahanıza gönderin veya sağ veya sol kadınıza oyunuzu açın arkadaşlar. 3-5-2 olduğu için yani 3 defans oynadığınız için Defanslarınızı sakın ama sakın açmayın arkadaşlar. Bu en önemli kurallarımızdan bir tanesi. Burada da rakibimizin kalitesi. bayağı baya şanslı toplar kurtarıyor arkadaşlar ama dediğim gibi zaten takımımız fişek United olduğu için ki zaten şu bir Fekir'in içeriye girmeleri falan müthiş. Zaten Fekir'in en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Çok hızlı hızlanabiliyor olması, ivmesinin çok iyi olması. O yüzden Fekir'i her kadromda kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de kesinlikle öneriyorum. Boşlamadır Fekir demiyoruz yani. Gerçekten müthiş bir adam mother fikri kesinlikle alın aldın arkadaşlar ee, gelebilecek sorulardan bir tanesi Osman Dembeli'yi kullanabilir miyim kullanabilirsin ama bu kadroda Osman Dembeli'nin açıkçası çok iş yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar bu kadroda daha çok benim gösterdiğim oyuncuları alırsanız e, daha iyi bir şekilde verim alabilirsiniz. bu da Ben Arfa'dan müthiş bir gol geliyor bu arada bol rol yapıyorum ardından fişek gibi geçiyor yani 5 star olduğu için ve dribbling iyi olduğu için Ben Arfa gerçekten mükemmel arkadaşlar almanızı kesinlikle öneriyorum sizlere bu arada günlük çift videolar yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi üniversite bugün bittiği için hatta bugün bir de iki video görmüş izlemiş olacaksınız. Haberiniz olsun. Bu ilk videomuzda arkadaşlar. Burada da zaten artık oyunun sonlarına doğru kim biz artık oyunu saldı. Ben de çok rahat bir şekilde orta sahalarımda zaten ileri çıkararak çok rahat bir şekilde pozisyonlar bulmaya başladım. Buradaki golümüz zaten müthiş. Bu harika pas ve mükemmel finishing sayesinde durum zaten görmüş olduğunuz gibi 4-1'e geldi arkadaşlar. Benim için müthiş bir maçtı ve müthiş bir videoydu. Kanalda dediğim gibi çok teşekkür ederim. 20 geçtik hatta. Çok felaket bir şekilde ilerliyoruz. Eğer bu videoyu izlediyseniz arkadaşlar lütfen ama lütfen videomuzu beğenmeyi ve yeniseniz de abone olmayı unutmayın. İnanın ki gerçekten çok çok emek veriyorum arkadaşlar bu YouTube işine. E, üniversitede üniversiteyle bunu yan yana götürmek çok zor. İzlediğiniz çoğu YouTuber'ın asıl işi YouTube ama benim işim bu değil. Buna rağmen sizlere mükemmel içerikler arkadaşlar hazırlamaya çalışıyorum. Beğeniyorsanız ne mutlu bana. Burada da zaten görüyorsunuz arkadaşlar fikirle aşırtmayı kurtarıyor ve burada da arkadaşlar kliplerimiz bitiyor. İzlediğiniz için çok sağ olun. Gözlerinize sağlık. Bana ayırdığınız vakte sağlık. Çok sağ olun. Var olun güzel kardeşlerim benim. Bu arada bugün attığım diğer videoyu izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere e, hoşça kalın diyorum. Bu kadroyla yayınlarda çok daha fazla maçlar yapacağım ve sizlere de bu kadronun gerçekten fişek olup olmadığını göstereceğim. Tekrardan çok sağ olun. Var olun arkadaşlar ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. <laughs>